Herkese iyi akşamlar. Güncel olaylara farklı bakış açıları getirebilmek için Açı Yorum adıyla yapacağımız programa başlıyoruz. Programı izleyen herkese hoş geldiniz diyor. Sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. İlk yayın konuğumuz, evet bugün kendisinin o kadar çok ünvanı var ki öncelikle hangisinden başlayayım ben de bilmiyorum. Öncelikle tabii ki meslektaşım öğretmen, Eğitim İş eski genel sekreteri, Eğitim İş Ordu Şube eski başkanı, şu an Atatürkçü Düşünce Derneği Ordu Şube Başkanı, araştırmacı ve yazar Sayın Hikmet Pala. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımız hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Programımızın yayın başlangıcının 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne gelmesi tesadüf değil. Elbette özellikle seçtik. Neden özellikle seçtik? Bugün okullarda öğretmenim canım benim şiirleriyle öğretmenlere metiyeler düzdük. Öğretmenleri göklere çıkardık. Öğretmenlerle ilgili bir sürü güzel şeyler söyledik. Ama acaba gerçekte yaşadıklarımız öğretmenlerin şiirlerle geçiştirebileceği kadar basit mi? Düşük maaş, kar, kış, soğuk, terör demeden emek veren, hatta dinimizce bile kutsanmış öğretmenlerimizin sorunları hakkında biraz konuşalım. Bu bağlamda Sayın Hikmet Pala'ya sendikacı kimliğine de atıfta bulunarak, aynı işi yaptığı halde okullarda ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, uzman öğretmen, yok uzman olmayan öğretmen, kenardan dönmüş öğretmen gibi böyle farklı statülerde öğretmenler var. Bunlar aynı işi yaptıkları halde aralarında maaş farklılıkları var. Bu konuda acaba neler söylemek istersiniz? Evet, öncelikle bizi izleyen bütün eğitim çalışanlarının ayrımsız öğretmen olsun olmasın ayrımsız hepsini öğretmenler gününü kutluyoruz. Çünkü onlar okullarımızda çalışan teknisyen olsun, hizmetli olsun, yardımcı personel olsun. Bunlar eğitim öğretimin bir parçası. Onlar olmasa eğitim öğretim olmuyor. Bizler öğretmeniz ama bizim yaptığımız işin altyapısını okulda idareci, memur, şef gibi, yardımcı hizmetler sınıfı gibi o iş kollarında çalışan arkadaşlarımız bizi hazırlıyorlar. O yüzden biz eğitim iş kolunda çalışan bütün emekçilerin öğretmenler gününü kutlayalım, öyle diyelim. Çünkü yıllardır hep mücadelesini verdik. Tabii öğretmenlerin arasında ayrımlar var ama bir de eğitim çalışanları arasında ayrımlar var. Evet, o da. Aslında oraya da bakmak lazım. Şimdi biz eğitim öğretime başlarken eğitim ödeneği diye bir ufak da olsa bir miktar Eylül-Ekim aylarında hesabımıza bir para yatırılıyor. Bir yıllık 1.000 lira civarında bir para yatırılıyor. Yıllardır mücadelesini veriyoruz. Yıllardır söylüyoruz, ağzımızda artık tüy bitti. Diyoruz ki bu öğretmen olmayan, fiilen derse girmeyen, öğretmen olmayan personele de bu ücreti ödeyin. Çünkü onlar olmaksızın bu okullar dönmüyor. Bir temizlik personeli olmadığı zaman okulların ne hale geldiğini, eğitim öğretiminin yapılamadığını hepimiz görüyoruz. Bunlar bir tarafa. Tabii bahsetmiş olduğunuz konuyla ilgili şunu söyleyelim. Türkiye'de eskiden çok az miktarda vardı. Mesela ben şeyi hatırlarım. Daha biz üniversite okurken vekil öğretmenlik diye bir şey vardı. İlk kez bir kadrosu olmayan öğretmenin, bir kişinin bir başka öğretmenin yerine derse girdiğini, ne olabilirdi? Mesela aylıksız izne ayrılmıştır, askere gitmiştir. Askere gitmiştir, doğum izni ayrılmıştır. Ama orada kural şuydu benim hatırladığım. Onun maaşının 1/3'ünü alıyordu giren kişi. Yani askere gitmiş 15 aylığına ya da 20 aylığına öğretmen askere gitmiş. Ve onun kadrosu o okulda duruyor. Onun dersine başka birini sokuyorlar. O atanmamış henüz veya evet, başka branştan. O vekil öğretmen statüsüyle onun maaşının 1/3'ünü alıyordu. Şimdi öğretmen kadrosu o kadar çeşitlendi ki bizden okullara gittiğimiz zaman, başka okullara gittiğimiz zaman özellikle Ordu özelinden örnek verelim. Buradan Akkuş'a çıkalım. Akkuş'a varmadan Salman'a doğru direksiyonumuzu kıralım. Orada bir okul var. Orada bir köy var. Orada bir kasaba var ve orada bir okul var. Orada Sefel denilen bir eskiden belde olan bir köy var şimdi. Mahalle var. Evet. Ve orada bir okul var. Eğitim, öğretim devam ediyor. Okula giriyorsunuz. Öğretmenler arasında öğretmen arkadaşlarınızla oturup sohbet ediyorsunuz. Bir değerlendirme yapıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki bir tanesi kadrolu öğretmen,
Geri kalan 7 veya 8 kişi, kaç kişi varsa artık, bunların tamamı ücretli öğretmen. Yani nedir ücretli öğretmen? Onu açmak lazım. Yani bizi izleyen... Yevmiyeli gibi geliyor insanın. Yevmiyeli bile olsa iyi. Yani şöyle diyelim. Bugün Ünye pazarında, amele pazarında boya için, malzeme taşımak için, kömür taşımak için bekleyen, hazırda bekleyen ameleler var. Yani işçiler var. Evet. Hiçbir güvencesi yok. Ama gittiğinizde bir iş yaptırmak istediğinizde en az 200 lira para ödemek durumunda kalıyorsunuz değil mi? Yani bir atıyorum 2 ton kömürü taşıttınız ya da bilmem boya yaptırdınız. Bir işiniz var ona çözdürdünüz. Bir yemeğe veriyorsunuz buna. 200 liradan aşağıda herhalde yemeğe giden yok diye biliyorum ben. Fındık, evet. Fındık amelesi dahi geçen yıl fındık dalıyla kavak ağacını ayıramayan işçi bile, yurt dışından gelmiş işçi bile 180 lira para istiyordu mesela fındık toplamak için. Onu lafı şuraya getirelim. Bu ücretli öğretmenlik nedir? Bizi izleyenlere şunu açıklayalım. Ücretli öğretmenlik şudur. Hiçbir sosyal güvencesi yok bu arkadaşlarımız. Okullarda öğretmen ihtiyacı var. Öğrenciler derse giriyor ama senin kadrolu öğretmenin yok. Atama da yapmıyorsun. Nasıl olsa diyorsun Akkuş'ta 4 yıllık üniversite mezunu, öğretmenlik bölümü mezunu bulamazsak Fen Edebiyat bölümü mezunu, onu da bulamazsak 4 yıllık herhangi bir fakültenin mezunu, onu da bulamazsak herhangi bir okulun 2 yıllık yüksekokul mezunu birini buluruz, bu derslere sokarız. Pedagojik formasyonmuş, öğretmen niteliğiymiş, bunları aramamıza gerek yok. Bunu derse sokarız. Bu kişiye girdiği ders saati başına bugün 19 liraya tekabül eden bir ücreti öderiz. Şöyle düşünelim. Sosyal bilgiler dersiniz boş gidiyor. Boş geçiyor. Akkuş'un bir okulunda, Ünye'nin bir okulunda sosyal bilgiler dersiniz boş geçiyor. Haftalık 10 saat derse girecek bir öğretmen ihtiyacınız var. Birini dışarıdan buldunuz ve haftalık 10 saat derse sokuyorsunuz. Ayda 40 saat yapıyor. 40'la hadi toparlayalım 19 demeyelim 20 diyelim aldığı saat ücretine. 40 saat çarpı 20 lira kaça yapar? 800 lira yapar değil mi? Evet. Bu kişiyi 800 liraya okulda istihdam ediyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Burada özür dilerim lafınızı böleceğim. Şimdi devletin 3 temel hizmet alanı var. Eğitim, sağlık, güvenlik. Evet. Bu 3 temel hizmeti devletin asli görevlileri yapar. Yani öğretmen eğitim hizmetini yerine 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda öğretmenin uzman kişi olduğundan, devletin eğitim öğretim hizmetlerini götüren uzman kişi olduğundan bahseder. Şimdi buradan ücretli öğretmeni daha izleyicilerimizin anlaması için söylüyorum. Şimdi kıyas yapalım. Devletin temel hizmetlerinden birisi de güvenliktir değil mi? Evet. Diyelim ki Ünye'de, şu anda Ünye'deyiz. Ünye'de polis açığınız var. Şunu yapıyorsunuz. Hikmet Pala, senin boyun posun yerinde. Sen 6 saatliğine gel, 10 saatliğine asayişi sağla. Bunu diyebiliyor musunuz? Bu denilmez herhalde. Ya nasıl öğretmenlikle deniliyor? Ya. Akıl alır değil. Yani bunu bir öğretmene nasıl diyebilir? Yani şimdi bunu yaparsak güvenlik zafiyeti ortaya çıkar. Ya evet. Ya da burada eğitim zafiyeti ortaya çıkar mı? Tabii ki. Birincisi eğitim zafiyeti var. İkincisi öğrenciye yazık değil akıl mi? Akıl almaz bir emek sömürüsü var. Almaz bir emek sömürüsü. Yani devletin kendisi bizatihi kendisi diyor ya. Bugünlerde tartışılıyor. Asgari ücret 3000 lira mı olacak, 5000 lira mı olacak tartışmaları yaşanıyor. İktidar kanadından bir yetkili diyor ki Türkiye tarihini görmediği bir asgari ücret artışı sağlayacağız, sürpriz yapacağız falan diye insanlara bir heyecan yaratıyor. Nedir bugün asgari ücret Türkiye'de? 2800 lira ya da 3000 lira diyelim. 3000 lira asgari ücretiniz var. Diyorsunuz ki bu ücretin altında bu ülkede bir fabrikada, bir markette, bir manavda, bir yerde herhangi bir kişiyi çalıştıramazsınız. Çalıştırırsanız suç işlersiniz. Gelirim SGK uzmanları eliyle cezayı yazarım, işlerinizi kapatırım. Peki okullara 800 liraya çalışan öğretmenler, 1000 liraya çalışan öğretmenler, bir sınıf öğretmeni dahi yani. Sınıf öğretmeni çünkü en yüksek ders saati olarak derse giren öğretmenden bahsediyoruz. Evet. Garanti haftada 30 saat derse giriyor. Evet. 120 saat yapar. 120 saatte 20 lirayı çarparsanız 2400 lira yapar. Yani yine asgari ücretin altında bir maaş ücret veriyor. Artı
Salgın oluyor, okullar kapatılıyor, parası ödenmiyor. 15 tatili oluyor, parası ödenmiyor. Kasım ayında ara tatil oluyor, parası ödenmiyor. Yaz tatili zaten hakeza parası ödenmiyor. Şimdi böyle bir sistem var. Ücretli öğretmen. Bizim işte bizi izleyenlere söyleyelim. Çocuklarınızı bu koşullarda çalışan öğretmenlere devlet teslim ediyor. Bu öğretmenler kötüdür. Eğitimi çok kötü veriyorlar da demiyoruz. Ama bu insanın psikolojisini düşünelim. Motivasyonunu düşünelim. Yani kendinizi onun yerine koyun. Öğretmenlik gibi uzmanlık gerektirecek bir mesleği icra ediyorsunuz. Ve girdiğiniz sınıfta 40 dakika boyunca 30 tane 40 tane öğrenciyle birebir ilgileniyorsunuz. Ama ayın 15'i olduğunda aldığınız ücret 800 lira ya da 1000 lira veya 1500 lira veya 2000 lira. Şimdi burada bu kesinlikle suç. Devlet kendi koymuş olduğu kurala aykırı bir şekilde hareket ediyor. Şimdi devlet tabii ücretli öğretmenlik neden yapıyor? Öğretmen açığı var. Kendi rakamları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi açıklamış olduğu rakamlara göre 110 bin civarında Türkiye'de atama yapılması gereken öğretmenlik kadrosu var. Açık bekliyor. Yani şu an devlet dese ki ben 110 bin öğretmeni atıyorum dese atar. Niye? İhtiyaç var çünkü. Ama ne yapıyor? 10 bin kişi alıyorum. 10 bin öğretmen alıyorum. Sonra bir müjdeli haber veriyor işte devletimizin yetkilileri. Bir 10 bin kişi daha alacağım. İnsanlar seviniyor. 10 bin kişi daha alınacak da insanlar. Oysa 110 bin ihtiyaç var. Önce sen buna da. Tabii biz 110 bin ihtiyaç olduğunu değil, daha fazla ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Aslında bunun yanında devletin değil, bu bizim velilerimizin, yani anne babaların ihtiyacı. Yani çocuklarımız. Aynen. Biz dağlara, taşlara, koyunlara, duvarlara anlatmıyoruz bu mesleğimizi. Biz geleceğimiz olan öğrencilerimizi, onlar daha iyi yetişsin diye. Bizim sayımız ne kadar çok artarsa, bizim yeterliğimiz ne kadar çok artarsa, bizim iş doyumumuz ne kadar artarsa bu birebir öğrencilerimize, evet, ve geleceğimize yansır. Bunu göz ardı edilmemesi gerekir. Açıkçası ben 25 yıllık öğretmenim. Artık hani normal eski sistem olmuş olsaydı emekliğim, bu yıl emekliliğim gelmiş oluyordu. EYT'ye takıldınız siz. Evet. Ama tabii vaktimiz oldukça, gücümüz yettikçe çalışacağız. Eğitimcinin emeklisi olmuş. Devam edeceğiz. Evet. Ama ben her 24 Kasım Öğretmenler Günü geldiğinde sevinmiyorum yani. Bir, okullara çalışan yardımcı personele üzülüyorum. Hani iş güvencesi olmadan iş kur üzerinden 7-8 aylık, 10 aylık görevlendirilmiş okul çalışanlara üzülüyorum. Ücretli çalışan, ataması yapılmamış öğretmen arkadaşlarıma üzülüyorum. Bunun dışında devlet yetkilileri şunu söylemediler mi? Biz öğretmenler gününde sendikalar, işte öğretmenler maaş zamları talep ettiğinde, hatırlayalım birkaç yıl öncesine gidelim. Devletin en tepe noktasındaki bir kişinin sizin işinizi dışarıda bu paranın yarısına yapacak yüz binlerce insan var sözünü biz unutmadık. Evet. Doğru, var. Evet. Bizim işimizi bugün bizim aldığımız ücretin yarısına yapacak yüz binlerce insan var. Bu tespit acı bir tespittir ama bir ayıptır. Devletin kendi ayıbını ifşa etmesidir. Siz plansız bir şekilde her ile üniversite açmayı düşündünüz ve açtınız siyasi baskılarla. Diyorsunuz ki orduya üniversite açalım. Eyvallah. Popülist politikalar. Tabii açalım. Milletvekillerimiz oradan yürüyorlar siyaseten. Ordu Üniversitesi'ne şu kadar öğrenci geliyor. Ben mesela üzülerek bir şeyi ifade edeyim. Geçmiş yıllarda Ordu Üniversitesi'nin bir açılışında rektör beyin bir konuşmasına tanık oldum. Ve alkışlanan bir konuşmaydı. Ben alkışlamadım. Rektör bey diyor ki bizim diyor üniversite olarak Ordu şehrine bir katma değerimiz var diyor. 10 bin öğrencimiz var. Hesap yapıyor. Yani rektör bey bir tüccar mantığıyla eline hesap makinesini almış gibi diyor ki 10 bin öğrencimiz var. 10 bin öğrenci buraya geliyor. Her ay 2 bin lira para harcıyorlar bunlar bu şehirde. Çarp 10 binle 2 bini. Her ay şu kadar, yılda bu kadar. Şimdi niye üzüldüm? Niye alkışlamadım? Ben bir rektörden böyle bir konuşma yapmasını beklemem. Bir rektörden şunu beklerim. Biz Ordu Üniversitesi olarak şu patenti aldık. Şu bilimsel araştırmaları gerçekleştirdik.
şu doktora programlarını, şu yüksek programları, yüksek lisans programlarını yaptık. Şu enstitüde şu bilimsel çalışmaları yaptık. Ordu Üniversitesi şu kadar bilimsel makale üretti. Şu kadar profesörüyle, şu kadar doçentiyle yaptık falan yani, filan. Bilim insanı olarak hesap makinesini yaptık. Almış 10 bin öğrencinin şehre bırakacağı paradan bahsediyor. Şimdi açtık Bayburt'a, açtık Gümüşhane'ye, açtık Ordu'ya üniversitelere, açtık Giresun'a üniversitelere. İnsanların umuduyla oynadık. İnsanlar üniversite sınavına soktular çocuklarını. Eğitim fakültesi diye, garantili iş olur diye çocuklarını eğitim fakültesini tercih etmelerini sağladılar. Sınıf öğretmeni oldular, Türkçe öğretmeni oldular, sosyal bilgiler öğretmeni oldular. Ama mezun oldular, ataması yapılmadı. İşte diyor ya, sizin işinizi, sizin aldığınız paranın yarısına yapacak yüz binler var. Evet, o yüz binleri siz yarattınız. O insanların bir hesap makinesi, rektörün hesap makinesiyle hesap yapması babında bir şehre ne kadar ekonomik katkı yapacağını hesap ederek yaptınız. Bir tür müşteri gözüyle görüyor. Peki bu çocukların ataması yapılmadı. Hani bir de atanamayan öğretmenler diyorlar ki, onu da düzeltmek lazım Cumhur Hocam. Atanmayan yani, değil mi? Atanamayan öğretmen ne demektir yani? Ataması yapılmayan öğretmendir. Atanma. O öğretmenlik formasyonu almış mıdır? Elinde belgesi var mıdır? Diploması var mıdır? Atanamayan doktor var mesela, değil mi? Öyle bir ifade kullanabiliyor muyuz? Yani? Bir de şöyle düşünelim. Dışarıda 500 bin tane mezun olmuş, öğretmenliğe hazır genç arkadaşımız var, değil mi? Hazır şu an. Sınıfa evet. Sokabilirsin. Peki sen 10 bin kişi alıyorsun ve bunları bir eleme sınavından geçiriyorsun. Diyelim ki bu 500 bin kişi öyle bir sınava hazırlandılar ki, deli gibi hazırlandılar, çılgınlar gibi hazırlandılar sınava. Evet. Ve siz 100 soru sordunuz. 500 binin hepsi, 100 sorunun hepsini yaptı. Kimi atayacaksınız? Hepsi 100 puan çekti. Kimi atayacaksınız? Siz yine 10 bin kişiyi atayacaksınız. 500 bini yine atamayacaksınız. Diyeceksin ki, saçı kırarmışları almayalım. İşte bilmem gözlük takanları eleyelim falan filan. Bir yani işte kilosu, boy, kilo endeksi şu kadar olanları eleyelim falan diyeceksin. Yani bir elemeye tabi tutacaksın yine. Ya bunu. Da bir ara liselere geçiş sınavını ilk getirdikleri zaman doğum tarihine göre mesela yaptılar. Şimdi benim kızım 99 ortalamayla Kasım ayında doğduğu için kız meslek lisesine gitti. Ocak ayında doğanlar Anadolu Lisesi'ne gitti. Yani ne güzel kriterler değil mi? Evet. Ama bu şu anlama gelmez. O çocuk çalışmadı, atanamadı. Yani insanlarda da bir psikolojik rahatsızlık oluşturuyorsunuz. Diyorsun ki sınava girdi, Ahmet'in çocuğu atanmış. Bizim çocuk atanamadı. Hayır, senin çocuğunu devlet atamadı. Senin evet. Çocuğunu öğretmen. Şimdi bu garabet var ortada. İkincisi, sözleşmeli öğretmenlik diye bir garabet oluşturdular. Kadrolu öğretmen, şu an milliyetinde ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, uzman öğretmen, kadrolu öğretmen, uzman öğretmen gibi ayrımlar var. Biz diyoruz ki öğretmenlik mesleği bir uzmanlık mesleğidir. Bir ihtisas mesleğidir. Yani siz öğretmeni üniversitede yetiştirirken bir derse girecek ve kendi alanında uzman olmuş bir kişi olarak yetiştiriyorsunuz. Hı. Artık bunun içerisinde kategorileşmeye karşı çıkmak lazım. Zaten ücretli öğretmenliğin hani diğerlerini konuşuruz belki ama uzmanlıktı, kadroydu, baş öğretmenlik sistemiydi. Ama ücretli öğretmenin nesini konuşacaksın daha? Yani çünkü bitmiş yani. Sistemin bittiği, emek sömürüsü yaptığı, sistemin insanların hayalleriyle oynadığı, umutlarıyla oynadığı bir olaydan bahsediyoruz ne yazık ki burada. Ya olayın garabeti aslında az önce verdik örneğini biraz daha genişletelim. Yani siz diyelim ki Ünye Devlet Hastanesi'nde hemşire eksiği var. O da sağlık da biliyorsunuz evet. Temel görevi. Evet. Hemşirelik için ücretli hemşire alıyorsunuz. Alabilir misiniz? Ya da ücretli doktor arıyorsunuz. Sözleşmeli doktor arıyorsunuz. Yani öğretmenleri kategorize etmek yerine o insanlara daha iyi çalışma şartları. Şimdi mesela OECD'nin 2021 yılı bir bakışta eğitim adını da vereyim. Evet. İlgilenen arkadaşlarımız bakabilirler. Education at a glance yani bir bakışta eğitim 2021 raporundan alıntılarım var burada. Mesela 2002 yılından bu yana sınıf mevcutlarında müthiş bir düzelme var. Şimdi eğriye eğri doğruya evet. Doğru söylemek lazım. Mesela ilkokullarda Türkiye ortalaması 23, OECD ortalaması 21. Ortaokullarda sınıf mevcutu Türkiye'de 26, OECD 23. Baktığımız zaman yaklaşmışız. Yakın hani burada
bunu kabul etmek gerekir. Evet. Ama kabul etmememiz gereken bazı şeyler var. Şimdi bu şu demek değil. OECD ülkeleriyle bizim okul yapılarımız, öğretmen yapılarımız bir anlamına gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü okulları açıyoruz. Biz okulu şey olarak dört duvar, bir tahta, bu kadar. Okul hazır. Ama bu okulun laboratuvarı nerede? Bu okulun sinema salonu, yani gösteri salonu nerede? Bu okulun spor salonu nerede? Bu okulun resim atölyesi, bu okulun müzik atölyesi. Şimdi beden eğitimi dersleri için okul bahçeleri kullanılıyor. Birkaç ay sonra kar, yağmur, soğuk, hatta şu anda başladı. Ne yapacak şimdi beden eğitimi öğretmenlerimiz? Evet. Beden eğitimi öğretmenlerimiz diyorum ama aslında çocuklarımız ne yapacak? Şimdi sizin de öyle çocuklarımız var. Benim çocuğum geçen pandemide çok üzüldü. Diyor ki baba, okula gittiğim zaman hiç değilse oynuyordum, koşuyordum. Şimdi çocuk için aslında okul bir de oyun alanı, bir sosyal ortam. Siz sadece dört duvarı yapıyorsunuz. Dört katlı, beş katlı binlerce öğrenciyi, binlere varan öğrenciyi dolduruyorsunuz. Ama içindeki sosyal donatıları yapmıyorsunuz. Bunu eklemiyorsunuz. Bu durumda ne çıkıyor ortaya? Sadece günü kurtarmak. Az önce üniversite örneğinde verdiğiniz gibi günü kurtarmak. Olayı nasıl ranta çevirebiliriz? Bunu yapmak. Tabii ki öğretmenleri kategorize etmemeliyiz. Uzman evet. öğretmenlik uygulaması bir an önce kaldırılmalı. Ücretli öğretmenlik adını bile anmak istemiyorum. Yani, kesinlikle. Yani bunu şöyle söylüyorum, en az şöyle söyleyeyim. Ben çocuklarımızı ücretli, yevmiyeli öğretmende okutmak isteyen varsa buyursun. Bu sistemi savunsun diyelim. Yani kim ister? Ya bunu şöyle düşünmüyorum ben. Yani bu ücretli çalışan arkadaşlarımızın öğretmenlik anlamında yetersizlikleri vardır noktasından değil. Ama bu arkadaşlarımız bu ücret seviyesinde bu güvencesiz çalışmayla ne kadar verimli olabilirler? Ne kadar bu işe motive olabilirler? Çünkü işe başlıyorsunuz, taksite giremezsiniz. Ya bir şey almak için, bir koltuk takımı almak için taksite girme garantiniz yok. Niye yok? 2 ay sonra atama yapılır da sizin yerinize kadrolu öğretmen geldiğinde ne yapacaksınız? Evet. O aldığınız düşük ücretten daha iyi yoksun bırakılacaksınız. Bakın evet. bir şeyi söyleyeyim. Yani aslında öğretmen eğitimde ne kadar önemli bir şey. Türkiye'de görülmek istenmeyen durum bu aslında. Eğitimin en önemli unsuru öğretmendir. Sınıf değildir. Okul değildir. Okul binası değildir. Değil mi? Tabii. Yani akıllı tahta değildir. Tablet, bilgisayar değildir mesela. En önemli unsur öğretmendir. Şimdi bunu daha önce Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yapmış. Daha sonra da Milli Eğitim Bakanlığı yapmış. Sayın Ziya Doktor, Selçuk. Profesör Doktor Ziya Selçuk. 2014 yılında bir Avustralyalı bir eğitim bilimcinin yapmış olduğu, dünyada yapmış olduğu önemli bir çalışmayı Türkiye'ye, kamuoyuna gündeme getiren kendisi olmuştur. Nedir bu çalışma? Avustralyalı eğitim bilimci diyor ki yaklaşık 50 bin civarında bilimsel veriyi işleyerek ana problemimiz şu. Eğitimde çocukların başarısını artıran faktörler nelerdir? Çocuğun başarısını ne arttırır? Temel problemimiz bu. Bu sorunun cevabını bulmaya çalışıyoruz. Diyor ki bu araştırmanın ortak sonucu. %50 genetiktir diyor. Yani öğrencinin, çocuğun okula geldiğinde başarısını gösteren %50 şey genetiktir diyor. Ya yani bu genetik kodlarımız. Tamam. Orayla oynayamıyoruz artık. 50 genetik. %30 iyi bir öğretmen %30 koyuyor üstüne. Bu %50'nin üzerine %30 koyuyor iyi bir öğretmen. %7-8 çocuğun aile kültürü. Baba gazete okuyor. İşte konuşmaları düzgün. Yetiştiği ortam. Yetiştiği ortam. %7-8 çocuğun ilişkide bulunduğu akran grupları, oyun grupları, arkadaş grupları gibi. Geriye %1'lik bir teknolojik donanım kalıyor mesela. Türkiye'nin 30 milyar doları Fatih projesi denilen bir projeye aktarıldı. 30 milyar dolar aktarıldı tam olarak. Yani okullara akıllı tahta projesi, çocuklara tablet dağıtılması projesi, 30 milyar dolarımız gitti bu işte. Sonra bu proje çöktü. O tabletler Ankara'da, İstanbul'da bit pazarlarına düştü. Değil mi? Onlar artık kullanılmıyor. Şifreleri kırıldı. İkinci elcilere düştü bu ürünler.
Öğretmen %30 etki yaparken öğretmene yatırım yapmıyorsunuz. Öğretmenin motivasyonunu artırmıyorsunuz. Öğretmenin ücretli, sözleşmeli, şudur budur kategorilere ayırıyorsunuz. Ama %1 bile zor eğitim başarısına etki yapan teknoloji için 30 milyar dolarımızı, bizim dolarımızı buraya aktarıyorsunuz. Mesele bu aslında. Eğitimciye bakış aslında bu. Aslında sadece eğitimci değil, insan yetiştirmeye, insana yatırım yapmış olsak, en değerli yatırım insandır. Bunun üzerine düşünsek belki birçok şeyi çözeceğiz. Şimdi izleyicilerimiz iki öğretmen oturmuşlar, sürekli ücretleri konuşuyorlar diye düşünmesinler. Birçok sorunumuz var öğretmenlerin. Bahsediyoruz işte öğretmenlerin statü farklarından, kategorize edilmesinden. Öğretmen yetiştirmeyle ilgili eğitim fakültelerinde çok ciddi sorunlar var. Sadece onunla da kalmıyor. Mesleğe girdikten sonra siz 25 yıl, ben de 26. yılımdayım. Öğretmenin her 10 yılda bir kendini yenilemesi gerekiyor. Çünkü gelişen çağımızda, gelişen teknolojilerle değil aynen mi? Kendimizi yenilememiz gerekiyor. Bu konuda kendimizi yenilemek için ne gerekli zamanımız var, ne de gereken imkanımız var. Yani maddi olarak da maalesef bunu beceremiyoruz. Şimdi, motivasyon da yok biraz. Motivasyon da yok. O en büyük şeyimiz o. Çünkü hani ben öğretmen lisesi mezunuyum. Bizim zamanımızda öğretmen lisesine girebilmek için öğretmenler kurulundan öğretmen olabilir raporu falan isteniyordu. Yani öğretmen olmak ayrı bir formasyonu da var. Şimdi burada bir konuya daha değinmek istiyorum Hikmet Bey. Şimdi biliyorsunuz mesleğe girdikten sonra çalışırken de öğretmenlerin karşılaştığı bir sürü sorun var. Mesela bizim bir nöbetçi öğretmen diye bir sorunumuz var. Yani bu bence bir sorundur Türkiye'de. Birçok öğretmenimiz için bu değil, olmayabilir ama bence bir sorun. Yani niçin sorun? Şimdi bir öğretmen nöbetçi olduğu zaman aklınıza şey gelebilir. Nöbetçi öğretmen gidecek kütüphaneye oturacak. Mesela Hikmet Pala oturacak kütüphaneye. O gün branşı ne Hikmet Pala'nın? Tarih. Öğrenciler tarihle ilgili çözemediği soruları gelip Hikmet Pala'ya soracaklar. Hikmet Pala onlara o konuda bilgi verecek ya da işte seminer verecek. Böyle bir şey değil. Bir doktor mesela nöbetçi olduğu zaman ne yapıyor? Hasta gidiyor, bakıyor. Hasta bakıyor. Ya da bir şimdi ne diyor? Nöbetçi savcı. Nöbetçi savcı çıkıp kendi işini yapıyor değil mi? Tabii ki. Peki nöbetçi öğretmen ne yapıyor? Şimdi nöbetçi öğretmen 40 dakika dersini yapıyor. Sonra teneffüste öğrencilerle birlikte ki yani öğrencilere bir tür aslında öğretmenlik de değil. Güvenlik. Kolluk hizmeti. Kolluk hizmeti. Yavrum zıplama. Yavrum arkadaşının gözüne parmağını sokma. Bir de her şeyden sorumlu. Yani öğrenci Allah göstermesin ölse ceza mahkemesinde yargılanıyorsunuz. Tabii düşse yani, evet, bir yeri yaralansa birebir siz sorumlusunuz. Yani okul idaresi değil, Milli Eğitim Müdürlüğü değil. O önlemi alamayan hiç kimse, bir tek siz sorumlusunuz. Sabah öğrenci servisle okula geliyor. Siz onu denetlemek zorundasınız. Şimdi okul müdürlüğü yaptığım sıralarda bana şöyle bir teklif gelmişti. Hocam bunlara köylüler biniyorlar, okula yakın yerde iniyorlar. İşte öğrencileri getiriyorlar. Siz az daha geride durup da bunları ya o zaman onlara dedim. Siz seyir halindeki bir aracı bir öğretmenin durdurabileceğini mi zannediyorsunuz? Adam çekip vursa sizi ceza almaz. Siz hani her şeyi öğretmenden bekliyoruz ya. Şimdi bu bizim nöbetçi öğretmenimiz okuldaki her şeyden o gün sorumlu. Yani okul müdürünün de sorumluluğu kalkıyor. Müdür yardımcısının da hiç kimsenin sorumlu. Bir tek nöbetçi öğretmen. Bu nöbetçi öğretmenimiz öğlen tatilinde kendisiyle ilgili beslenme sorununu maalesef yapamıyor. Yani ve bunlar ücretsizdi. Yani evet. Eğitim iş sağ olsun bu konuda bir eylem başlattı. O sayede ücretli hale geldi ama çok düşük. Yani bugün bugün bir baktığınız zaman bir nöbetçi doktorun ya da bir hemşirenin ya da bir polisin nöbetiyle öğretmenin nöbetini karşılaştırmak bile istemiyorum. Bu bir tür angarya'ya dönüşmüş durumda. Hatta bugün sendikadan haber geldi. İşte nöbetçi öğretmenleri servis denetlemesiyle ilgili baskılar yapılıyormuş. Hatta cezalar verilmiş okul müdürlüğü tarafından. Fakat sendikanın açtığı davayla, eğitim işinin açtığı davayla yine
Bu da kaldırılmış. Nöbet göreviyle ilgili acaba görüşleriniz nelerdir? Siz neler söylemek istersiniz? Ya şöyle, şimdi ben okulları dolaştığımda gördüğüm manzara şu. Okulun dış kapısında bekleyen bir ya da birkaç öğretmen var. Öğle aralarında veya teneffüslerde. Çocuklar aman dışarı çıkmasın diye. Öğle arasında yani okulun dıştaki oyun bahçesine açılan demir kapıyı açıp kapatan bir öğretmen oluyor mesela. Şimdi öğretmen resmen orada bir güvenlik görevlisi gibi kullanılıyor. Bu arada çok affedersiniz. Bu yıl ödenek kısıtlaması nedeniyle temizlik hizmetleri ve güvenlik hizmetleri hiç alınmıyor. Evet. Yani benim çalıştığım okul şu anda Ünye'nin merkezinde. Çocuklar dışarı çıktığı an trafikle tehlikesiyle karşı karşıya. İnanın ilk bir ay kapı nöbetini tuttum. Artık çocuklar bana bekçi amca demeye başlamışlardı. Öyle. Yani bildiğiniz kapı nöbeti. Tabii yani, tabii. Sınır kolluk şeyi, sınır nöbeti gibi devreye attık. Evet, çok üzüldüm. Ya şöyle. Yani güvenlikleri de maalesef kıstılar. Öğretmene ne yazık ki bu görev de veriliyor. Öğretmene diyor ki servisleri siz tutanak altına alacaksınız. Öğrencileri servislere bildireceksiniz. Kimler var, kimler yok. Bütün servis denetimlerini siz yapacaksınız. Ama biz dedik ki yani bu öğretmenin görevi değil. Bununla ilgili bir karar aldı sendika. Ve eğitim iş üyesi olan öğretmenler bu görevi istemedikleri takdirde yerine getirmediler. Ama birçok yerde de okul idareleri öğretmenlere dediler ki siz bu görevi yapacaksınız. Yapmayanlara tutanak tutacağım, yapmayanlara cezalar vereceğim, bu görevi ise yaptıracağım gibi bir mantıkla devam ettiler. Tabii bu mahkemelere yansıdı ve en nihayetinde mahkeme dedi ki bu tür angaryalar öğretmenin görevi değildir. Ama gerçekten çok kötü. Ben daha önce çalıştığım bir okulda hatırlıyorum mesela. Öğrenciler taşımayla 10 tane servis minibüsüyle o okula geliyorlar. Tabii dışarıda bakkal var. İçeride kantin var. Çocuklar bakkaldan bazı ihtiyaçlarını karşılamak durumunda kantinde bulamadığı şeyler oluyor. Kantinde orada pahalı oluyor. Pahalı oluyor veya başka bir şey oluyor. Dışarı çıkıyorlar çocuklar. Bu dışarı çıktıklarında başlarına bir iş gelebilir. Kaçırılabilir, her şey olabilir ve nitekim benim bir öğrencim kaçırılmıştı mesela. Ben öğretmenler kurulunda demiştim ki yani burada bir sorun var. Bakın bu çocuklar taşıma merkezi olarak bu okula geliyorlar. Bu çocuklar öğle arasında veli izni olmaksızın dışarıya çıkış izni veriyoruz biz bu çocuklara. Nereye gittiğini kontrol etme şansım yok. Burası bir köy okulu. Bahçeye gidebilir, yola çıkabilir, başka bir yere gidebilir. Bunun sorumluluğunu nasıl alacağız? Bunu dile getirdik ve denildi ki hayır bunu idare edeceğiz, görmezden geleceğiz denildi. İdare ol. Ve benim öğrenci kaçırıldı mesela. Tamam bir ailevi meseleydi. Parçalanmış bir ailedendi falan, velayet falan filan. Ama başkaları tarafından kaçırılabilirdi. Ve o süreçte bir soruşturma geçirdik. Biz söyledik zamanında işte o yıl öğretmenler kurulu toplantısında. Şey çok kötü değil mi Hikmet Hocam? Yani o anda o çok bilen idareciler, milli eğitim müdürleri, şube müdürleri. Tabii bize başınızın çaresine bakın dediler bize. Yani siz nöbetçisiniz dediler. Onların bütün sorumluluğu kalkıyor. Tabii. Siz karşı karşıya. Tabii ben nöbetçiydim o gün mesela. Evet. İki arkadaştık okulda evet. Nöbetçi. Bize dedi ki müdür. Herkes işten sıyrılıyor. Başınızın çaresine bak. Bak. Bu kadar. Yani oldu mu şimdi? Yani bize çocukları okulda zapt etme görevi bize verilecek. İçeriye öğrenci olmayanların girmesini engelleme görevi bize verilecek. Çocuk, ya ben şimdi okul bahçesinde nöbetçiyim. Okulun bahçesi kocaman bir yer bazı okullarda. Ben bir insanım, iki tane gözüm var, iki tane kulağım var yani. Bu tarafa bakarken arka tarafımda başka bir olay oluyor olabilir. Olabilir. Olmuş da olabilir. Ki oluyor. Bundan dolayı sorumluyum ben. Öğretmen soruşturma geçiriyor. Çocuk düştü, öbür çocuk ona vurdu, öyle oldu, böyle oldu. Farkına varmadan dışarıdan bir insan girdi içeriye. Ben İstanbul'da çalışırken okul bahçesine bıçaklı gençler giriyordu. İstanbul çok karmaşık bir yerdi mesela. Bildiğiniz böyle pala bıçaklarla okul bahçesine girip çocukları tehdit eden şeyler vardı. Çeteler vardı. Yani ben artık dayanamamıştım mesela bir seferinde. Bir tanesini okulun içerisine yaka paça çekip bildiğin boks yapar gibi dövmüştüm yani. Mecbursun. Çünkü kız çocuğu demiş ki sen öğretmensin, nöbetçisin. Bir kız çocuğu, 14 yaşında, ortaokul son kız çocuğu. Öğretmenim, şuradaki adam beni taciz ediyor demiş. Güvenliği yok.
Ne yapacaksın? Okulun bahçesinde turluyormuş şahıs. Öğrenci de kız öğrenci. Yani benim başıma orada her şey gelebilirdi mesela. Evet, halen bu olaylar yaşanıyor. Yaşanıyor bunlar. Halen yaşanmaya da devam edecek ama niyeyse biz bu yıl bütçe kısıtlamasında güvenlikçileri okullara almıyoruz. Ya tabii. Tasarruf edeceğimiz konu acaba Hikmet Bey onca şeyin arasında bu mu? Yani çocuklarımızın şimdi biz konuştuğumuz zaman ne diyorlar bazı kesimler? Siyaset yapıyorsunuz. Bu siyaset, siyaset yapmıyoruz. Biz çocuklarımız daha iyi eğitimi alsınlar. Bizim okullarımız daha donanımlı olsun. Öğretmenler daha iyi motive bir şekilde derslerine girsin diye bunları söylemek durumundayız. Şunu söylemek zorunda değil miyiz ya? Öğrenci başına para aktarılıyor değil mi okullara? Evet. Çok cüzi bir miktar. 100 lira civarında mı bildiğim kadarıyla? 100 bir ödenek aktarılıyor evet. Bildiğim kadarıyla. Geçilmeyen köprülere para ödüyor bu devlet. Hem de avroyla ödüyor değil mi? Avroyla. Evet. Yani diyor ki bir şahısa sen buraya bilmem kaç milyarlık bir köprüyü yap. Günde 50 bin araç mutlaka geçecek buradan. Geçmese de ben üstünü sana tamamlayacağım diyor. Doğru mu? Hastane yap, hasta garantisi veriyor. Havaalanı yap, uçuş yolcu garantisi veriyor. Bunlar hiçbir hesapta tutmamış Türkiye'de. Yani tutan hiçbir yatırım yok. Hiçbir kısıtlama yok bunlarda. Bütün devletin hazinesi bu konuda istisnasız, kesintisiz bu ödemeleri yapıyor. Şimdi siyaset yapmıyoruz ama bunu söylemek durumundayız. Okullar bu haldeyken Kütahya'ya havaalanı yapmışsın, kaç milyar dolar para aktarmışsın. Ülkenin kaynağını buraya aktarmışsın ve demişsin ki her yıl buradan 855 bin kişi uçacak. Garanti veriyorum sana demişsin o havaalanı işleten şirkete, yapan şirkete. Evet. Kaç kişi uçmuş? 10 ayda 800 kişi uçmuş. Üstünü biz kapatıyoruz. Üstünü biz kapatıyoruz. Öğretmen Cumhur, öğretmen Hikmet, esnaf Ahmet, öbürü falan filan hemşire Ayşe. İşçi Ali. Bunlar yapacak, karşılayacak. Biz diyoruz ki bu ülkenin kaynakları var. Eğer bu ülkenin kaynakları doğru düzgün kullanılabilirse, iyi planlanırsa bizim bu konuştuğumuz eğitim öğretim sorunları olmayacak. Bizim her okulumuz bir kampüs gibi olacak. Olmalı. Biraz önce bahsettiniz siz. Bir tane kuru bina yapıyor devlet. Şak şak alkışlıyoruz. Helal olsun. Hayırsever bilmem ne Ünye'ye okul yaptı. Hayırsever kendi hayrına da yapmadı. Onu da söyleyelim. Devlete vermesi gereken 2 milyon vergi borcu vardı. 2 milyon yatırım yaptı. Onun vergiden tamamen düşürdü. Devlete vermesi gereken vergi yerine annesinin adıyla, babasının adıyla okul yaptırdı. Biz de ordulu olarak dedik ki vay be hayırsever iş adamı, büyük insan dedik. Onu alkışladık. Ama bir kuru binadan bahsediyoruz. Peki bahsettiniz. İş atölyesi nerede? Resim, görsel sanatlar atölyesi nerede? Müzik atölyesi. Çocukların kar yağdığında spor yapabilecekleri spor alan nerede? Spor alanı nerede? Tiyatro müzik nerede? Toplantı salonu nerede? Evet. Bunların hiçbiri yok okullarda. Kuru bir bina yapmışsın. Okulları eğitim öğretime hazır hale getirdik. Şimdi biz istiyoruz ki okullar kampüs gibi olsun. Çocuklarımıza dikkat edelim. Hepimiz eğitimciyiz. İşte bizi izleyen eğitimciler de var. Farkına varıyoruz. Son okulun çıkış eve gidiş zili çaldığında çocuklar sevinçle hurra yaparak okulu terk edip boşaltıp gidiyorlar. Niye? Sevdiremedik bu okulları. Çünkü fiziken sevimsiz okullar inşa ettik. İlkokul düşün. 4 yani 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerin oldu. 4. sınıf en büyük sınıf oluyor. Kaç yaşında olacak 4. sınıfa giden çocuk? Benim çocuğum bu yıl 2015'li 1. sınıfa başladı. Demek ki 4 yıl sonra benim çocuğum 10 yaşında, 11 yaşında 4. sınıfı bitirecek. Yine küçük yani 10 yaşında, 11 yaşında. 5 katlı ilkokul binaları var Ordu'da. Ünye'de var. Var var Ünye'de. 5 katlı. Teneffüs olacak. Bu çocuk 10 dakikada teneffüs alanına inecek. Arkadaşlarla 2 top sektirecek. Zil çalacak. Tekrar 5. kata çıkacak. Adaletli midir? Yani bu dikey mimari nedir bu okullarda? Çünkü okullara ayırdığınız alanlar yok. Şehir imar planlarında okul bölgesi olarak hiçbir yere ayırmamışsınız. Ayırmamışsınız. O yüzden kısıtlı alanlara çok katlı binalar yaparak okul yaptığınızı zannediyorsunuz. Mesele bu. Sorun bu. Şimdi bu konuda
Ünye'de hatta bu konuda tevazu göstermeyeceğim. İlk Komünist projeleri ilk açıldığında ilk o zaman okul müdürüydüm. İlk başlatan kişiyim. Yurt dışına gidip yurt dışındaki okulları, oradaki eğitim öğretim hizmetlerini görme şansı buldum. O nedenle hani çok kolaylıkla kıyas yapabilirim Türkiye ile ilgili. Mesela çok söylediğinizle hemen ilintili olarak Fransa'ya gittik. Paris'in kuzeyinde Meru denilen Ünye kadar 120 bin nüfuslu bir şehre gittik. Paris'e bağlı bir banliyö. Şehirde iki tane lise var. Birisi akademik lise, birisi teknik lise. Bizim proje ortağımız akademik liseydi. İki lise yan yana, şehrin dışında. Sabah 8'de gidiyorlar, akşam 5'e kadar ders var. Ama ders işleyişi şöyle hocam. Sabah geliyor çocuk. İşte matematik, fizik, kimya, edebiyat, coğrafya. Temel dersleri. Neyse derdi. Onu yapıyor. Sonra öğlen yemeği var okulda. Beraber giriyorlar. Hep beraber. Öğretmenler de sırada. O çok ilginç. Mesela biz gittik hemen Türk müsünüz dedi bize. Meri diye bir öğretmen vardı. Türk öğrencilerinden öğrenmiş onu. Biz şimdi alıştık ya öğretmeniz biz niye sıraya gireceğiz diye. Biz sıranın önüne girdik. Ama orada öğretmenler de aynı öğrencilere birlikte sıraya ama giriyorlar. Ama köy enstitülerinde öyleydi 1940'larda. Öyleydi evet. Öğretmen de sıraya giriyordu. Çok dejenerasyona uğradık tabii. Öğleden sonra karşı tarafta çok kocaman bir alan var. Yani çok büyük bir alan var. Futbol sahası açıkta. Voleybol sahası, basketbol sahası, işte atletizm, koşu pisti. Ve iki lise ortak kullanıyor bunu. Bir de kapalı bölüm var. Orada da yüzme. İşte hava bozuk olduğu zaman kullanalım için kapalı spor alanları. Voleybol, basketbol bilmem ne sahaları. Ve çocuklar akşam 5'e kadar. Ha bazı çocuklar spora yatkın değil. Onlar da okulun içerisinde yani şöyle söyleyeyim mesela beden eğitimi öğretmeni 30 tane her branşın öğretmeni var. Badmintoncısı, atletincisi, her birininki ayrı. Okulun içine gidiyorsunuz. Bir edebiyatçı yok. Arada tiyatrocu var, işte şiirle ilgilenen var. Salonlarda akşama kadar çocuklar işte kimisi gitar çalıyor. Ortaya muhteşem eserler koyuyor. Onun için bakıyorsunuz Fransa her sene futbol turnuvasında ilk 5'te. Sanatta ilk 5'te. Gelişmiş ülke böyle oluyor. Biz hani Araplar her tarafı klozeti bile altından yapmayı gelişmişlik sayıyor ya, biz cebimizde para olmayı gelişmişlik sayıyoruz. Aslında gelişmiş olmak demek insana yatırım yapmak demek, iyi insan yetiştirmek demek. Bu işi çözdüğünüz zaman bütün sorunlar kendiliğinden ortadan kalkıyor aslında. Hani aslında tam olarak bu işte, okul evet. modeli bu. Yani hı hı. Şimdi orada son ders zili çaldığında çocuk hurra yaparak eve koşmuyor. Zaten hayır. Onun yaşam alanı orası. Evet. Yani orada kendini geliştirebileceği birçok alan kendini var. Bulduğu, futbolu keşfesi. Sevmiyorsa, voleyboldan hoşlanıyorsa, voleybol oynayabileceği ve bu alanda kendini geliştirebileceği imkanlar, öğretmenler, tesisler öğrenciye evet. sunulmuş. Sporla ilgilenmiyorum, ben kitap okuyacağım diyorsa kütüphane, uygun kütüphane evet. ortamları sağlanmış. Hepsi sağlanmış. Müzik grupları var, konserler veriyorlar, ücretleri okula kalıyor. Peki mesela. Biz ne yapıyoruz? Biz bütün öğrenciler fen lisesi kazansın, bütün öğrenciler Ünye'nin en iyi okuluna gitsin yarışıyla çoğu zaman okullarımızda müzik derslerini matematik derslerine gereksiz, çeviriyoruz değil mi? Gereksiz görüyoruz değil mi? Bunları gereksiz gören idarecilerimiz var. Bu velilerimiz var. Yapmasın diyor. Resim, müzik, beden yapmasın. Sınava yakın zamanlarda beden eğitimi kaldırıyor. Görsel sanatlar, evet. müzik evet. gibi dersler işlenmeyip yerine evet. matematik okul, yüklemeler. Okul ve eğitim deyince Hikmet Bey söyleyecek çok ben şeyiniz var. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Çok ilginç. Mesela fen lisesi dedik ya Türkiye'nin en zeki diyelim ya da başarılı, çalışkan çocukları buraları kazanıyorlar. Peki bir araştırma yapılmış mıdır? Ben duyuyorum Türkiye'nin her tarafında. Orada çalışan okul müdürleri, öğretmen arkadaşlarımız var. Öğrencilerimizin yarıya yakını psikiyatrik destek alıyor. Fen lisesine giden çocuklarımızın yarıya yakını psikiyatrik destek alıyor. Yani çocuk başarılı ama mutlu değil. Mutlu değil. Çünkü üzerinde ilkokuldan başlayan ve halen lisede devam eden bir baskı var. Başarma baskısı. Evet. Kendini geliştirme. Belki futbol oynamak istiyor ama hayır. Evet. Ders çalışacak. Mesele bu aslında. Evet. İki öğretmen yan yana gelince tabii eğitimle ilgili konuşma kaçınılmaz oluyor evet. ama öğretmenler gününe özel biraz da öğretmenlerimizle ilgili
konuşalım istiyorum. Az önce vergilerle ilgili bir şeyler söylediniz, aklıma geldi. Hani bir hayırsever vatandaş vergiden vergisini veriyor. Vergisini kahraman düşüyor. Oluyor bir de. Evet, burada da mesela öğretmenle hani bizim mesleğimizle ilgisi de var bunun. Şöyle, şimdi siz bir fabrikatörsünüz. Gelir vergisi vermek zorundasınız. Evet. Kurumlar vergisi vermek zorundasınız. Yaptığınız işle ilgili. Ben de öğretmenim. Ben de gelir vergisi vermek evet. zorundayım. Ben de ikimiz de vergi vermek zorundayız. Burada anlaştık mı? Siz evet. de vereceksiniz, ben de. Gelir vergisinin oranı %20'dir. Yani siz fabrikatörsünüz ya, %20'sini, kazancınızın %20'sini vergi olarak vereceksiniz. Ben de kazancımın %20'sini vergi olarak vereceğim. Ama yıl içinde şöyle oluyor. Siz kendinize 1 milyonluk araba alıyorsunuz. Yetmiyor, eşinize de alıyorsunuz. Ve vergiden mi düşüyorsunuz bunu? Tabii bunu gider olarak gösteriyorsunuz. Vergiden düşüyorsunuz. Sonra büronuza tükenmez kalem alıyorsunuz. Gider olarak düşüyorsunuz. Yemek yiyorsunuz eşinizle. Bu akşam diyorsunuz, diyorsunuz ki işte şeye gidelim. Boğaz manzarası güzel. Atlıyorsunuz uçağa. Boğaz'a gidiyorsunuz. Güzel yemek yiyorsunuz. Faturayı gider olarak gösterebiliyorsunuz. Arabayı şirket arabası yapıyorsunuz. Mazotu şirket arabasına tabii, yüklüyorsunuz. Tabii ki. Yemek yiyorsunuz. O hepsi gider. Şimdi ben de öğretmenim. Derse gireceğim, ceket alacağım, vergiden düşemiyorum. İşe gideceğim, otobüse para vereceğim, vergiden düşemiyorum. Kalem alacağım, vergiden düşemiyorum. Fotokopi kağıdı çıkaracağım, vergiden düşemiyorum. Öğrencilere test dağıtacağım, vergiden düşemiyorum. Ocak ayında aldığım maaş 6000 lira, Aralık ayında güya zam geliyor, aldığım maaş 5200 lira. Evet. Niye? Vergi verdikçe ben daha fazla vergi veriyorum. Ben şimdi ben vergiyi düzgün verdikçe daha fazla vergi veriyorum. Siz de fabrikatörsünüz. Harcadıkça daha az vergi veriyorsunuz. Ne güzel değil mi? Çok ne güzel. Şu an zaten bizi izleyen evet. öğretmen arkadaşlarımızın hepsi evet. Ekim, Kasım, Aralık maaş bordolarını incelediği zaman bu garabeti görecekler. Şimdi biz yıllardır diyoruz ki vergi matrahı yükseltilmeli. Yani biz tamam biz öğretmeniz. Kamu çalışanıyız, eğitim çalışanıyız. Vergimizi devlete düzenli olarak veriyoruz. Zaten maaşımızdan kesiliyor. %15'te başlıyoruz. Sonra 8-9 bin matrağı doldurduktan sonra bizim vergi dilimimiz %20'ye çıkıyor. Temmuz ayına geçtikten sonra zaten %20'ye çıkıyor. Son 2-3 ayda da %27'ye kadar bizim vergi dilimi yükseliyor. Dediğiniz gibi devlet %5 zam veriyor. %15'ten vergi dilimi %20'ye çıkınca zaten %5'lik ekstra bir vergi yükü üstümüze daha biniyor. %25'e de giriyorsunuz. Ve 6000 lirayla başladığımız Ocak ayındaki maaş Aralık ayında 5200 liraya kadar düşüyor. Şimdi burada düzeltilmesi gereken bir husus var. Bunu yıllardır söylüyoruz. Tabii çözüm iradesi lazım. Yani evet doğrular belli. Çözümler de belli aslında bu ülkede. Yani herhangi bir okulda 10 tane öğretmene bırakın bakanlıkta komisyonlar toplamayı. Ünye'nin Varoş bölgesinde küçük bir okulda 10 tane öğretmene bir hafta eğitim öğretimin sorunları, eğitimcilerin sorunları başlıklı çalışma verin. Bir hafta çalıştırın bunları. Hazırlamış oldukları raporu uygulayın. Bu eğitim öğretimin sorunları çözülür. Evet, çok fazla uzağa gitmeye. Gerek yok. Gerek yok. Bunlar biliyor zaten bu sorunları nasıl çözeceğini ama... Şimdi burada yani politika yapmayalım ama vergi biz vergimizi veriyoruz. Vergileri sıfırlananlar da var, değil mi? O konuya hiç girmeyelim yani. O hep ayrı bir o ayrı bir, ayrı bir gadabet, gudubet o. Yani o nasıl bir istisnaysa sürekli olarak neden aynı kişilerin, aynı müteahhitlerin, aynı iş adamlarının vergileri affediliyor? Niye ben kredi çekmişim tıkır tıkır maaşımdan kesiliyor da birileri kredi çekmiş ödememiş ödemiyor. Evet. Ödemeyince de icra gitmiyor kapısına ama öğretmene gidiyor çiftçiye gidiyor onun traktörü haczediliyor mesela bu ülkede. Yani bunları da bu toplumun artık görmesi lazım. Yani bu konuyu şöyle mantığa bürüyenlerle de konuştum. Verdiği örnek çok çarpıcıydı. Paylaşmak isterim seninle de. Bu konuları böyle konuştuğumuz zaman demişti ki hayat örümcek ağı gibidir. Küçük sinekler oraya takılır.
büyükler derler geçer. Yırtar geçer. Evet. Siz küçük sineksiniz, orada kalın diyor. Bizim de itiraz ettiğimiz bu zaten. Biz küçük değiliz. Biz öğretmenler olarak toplumun itici gücüyüz. Biz toplumu inşa eden, çocuklarımızı yetiştiren, geleceğimizi kuran, biz itici en büyük gücüz. Bizi bu şekilde görülmelerine isyanımız. Yoksa politikayla ne işimiz var? Bize verin sınıfımızı dediğiniz gibi öğrencilerim. Bizim en mutlu olduğum, evet, evet. Sizin de öyle, en mutlu olduğum, evet, yer sınıfımdır benim. En mutlu olduğum yer. Çocukların onca şey yaşıyoruz, ediyoruz ama sınıfa giriyoruz. O öğrencimizin öğrendiği zamanki gözündeki o pırıltıyı gördüğünüz zaman biz hepsini unutuyoruz. Biz diyoruz aslında bir gücüz. Yani, 1 milyon eğitim çalışanı var Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. 1 milyon. Tam sayısını da verebilirim. 1 milyon 221 bin OECD raporuna göre buradan raporlar. Üniversite dahil ol Burak. Evet. Evet. 1 milyon 200 bin üniversite dahil olmak üzere Türkiye'de eğitim iş kolunda çalışan, evet, insan var. İşte teknikeri, profesörü, öğretmeni, hizmetlisi dahil olmak üzere 1 milyon 200 bin. Evet. 1 milyon 200 bin önemli bir güçtür. Bunlar doğru bir şekilde haklarını savunabilseler bu ülkede, evet, zaten bu haksızlıklar olmaz. Hakkımızı alırız. Evet, insana değer veririz, insana yatırım yaparız ve her şey daha iyi düzelir. Şimdi çok önemli bir tablo var. Ekranlarımıza gelecek şimdi bir tablo. Bu evet, şu anda ekranda görünüyor. Bu tabloda şöyle vereyim ben size. Burada elimde var, ben çıkarttım. Şimdi bu tablo 2002 yılından günümüze kadar 9'a 1 bir öğretmenin aldığı maaş ve ek dersi bize yansıtıyor. 2002 niye başlangıç? Hani şey diye zannetmeyin, hani hükümetin göreve geliş zamanı olarak değil. Bu araştırma Eğitimsen'in araştırması. Bilgiler OECD'den alınma bilgiler. Yani hepsi resmi bilgiler. 2002 diye başlamasının sebebi 2001 krizinin yansımasını ölçmek için. Şimdi bakıyoruz 2002 yılında 470 lira maaş var, 165 lira ek ders var ki bu da hani şöyle ortalama bir şey, siz de bilirsiniz. Yani tam ek ders alamaz öğretmenler, tabii, ama tabii, bunu tam almış olarak kabul ediyor. Ve dolar, 635 lira bunlara ben çıkardım yanında. Dolarda 1.4 lira. 1.4 lira. Şimdi bu tabloyu hazırlarken beraber bakacağız, çok ilginç değil mi? Bakın 2002'de 1.4 küsürleri var da almadım. 635 lira 453 dolar yapıyor. Küsuratında saymayalım. 2003 yılında dolar 1.7 liraya çıkıyor. Maaşımız 431 dolara düşüyor. 2004 yılında 1.3, bakın dolar düşmüş, 1.3. 831 lira 639 dolara çıkmış maaş. 2005 yılında bakın dolar 1.2. Seyredebiliyor musunuz Hikmet Bey? Evet, evet, buradan bakıyorum. Yani şeyi görebiliyor musunuz sayın seyirciler? Dolardaki seyri görebiliyor musunuz? 1.2, 1.3, evet, 1.2. 2005 yılında 757 dolara çıkıyor. 2006 yılında 871 dolara çıkıyor. 2007 yılında 900 dolara çıkıyor. Ve 2008'de 4 haneli rakam 1040. Sonra 2009'da 1061, 2010'da 1205, 2011 yılında 1366, bakın en yüksek yıl 2011, 1366 dolar. Ha, diyeceksiniz ki bu doları bilgilerini nereden aldınız? Siz de yapabilirsiniz bunu. Merkez Bankası'nın yıllık, evet, ortalamasını, evet, veriyor. Yani yıl içerisinde mesela 2012 yılında 1.8 ama 1.5 ile başlamıştır, 2.1 ile kapatmıştır. Ortalamasını 1.8 olarak veriyor. Şimdi bakıyoruz 1264 dolar 2012'de, 2013'te 1353 dolar, 2014'te yine bakın 1200'lerde, evet, 2015'te yine 1200, 2016'da 1100. Hatta bunu burada şunu söyleyeyim, 2011'de Romanya'daydım, bu işte Comenius ortaklıklarında. Romanya'nın okul müdiresi hanım ne kadar ücret aldığımı sordu. İşte o zaman 2011'de 1366 dolar. Ki ben okul müdürüydüm, biraz daha fazla alıyordum. Ek dersim de fazlaydı. Evet. 1400 dolara falan yakındı. Yani kadıncağız neredeyse ağlamıştı. 250 dolar maaşı, 250 dolara denk geliyor diyordu. Ki o zaman 1 lira onların Roman para birimi 2,5 leydi. 2,5 leyi. Şimdi gelirken baktım 1 leyi 3 lira. Yani
2011 yılında gördüğünüz gibi 1366, sonra düşüşe geçiyor. Bakın 2013, 2014, 2016'da mesela 1133 dolara ilerli geliyor. 2017'de 1033, 2018'de 1122, 2019'da tekrar 3 haneli rakamlara iniyor. 2020'de 910. Şimdi bu 2020'ye kadar yapılmış. Ben 2021 ve 2022'yi de alta ekledim. Biraz daha tabloyu yukarı kaldırabilirsek. Evet, şimdi görelim. Evet. Tablomuz burada. 2021 yılında hani 5400 demiş 2020'de. Ben 600 liralık artışla dedim. 6000 lira olmuştur. 9'a 1 öğretmenin maaşı. 810 dolara düşüyor. Şimdi dün akşam hesapladım bunu. Evet, 2022 yılında dolar 11 nokta küsür. 6500 lira maaş alıyorsa 565. Yani bu nereye geliyor biliyor musunuz Hikmet Bey? 2001 krizinden sonrakiyle aynı seviyeye geliyor. Aynı seviyede şu anda. 2001 krizi yaşandı. Ülkede bir seviye düştü. Ekonomik seviye bir düştü. 2002'ye düştük. Evet. Şimdi aynı seviyeye geldik. Aynı. Şu anda aynı durumdayız. Ve masada yüzde enflasyonun altında değil mi yetkili sendikamız? Yasal ki TÜİK'in enflasyonu %19. Bir arkadaşım var. TÜİK'e göre 24 yaşındayım diyor. Kendisi 61 yaşında. TÜİK'e göre 24 yaşındayım diyor. TÜİK hesaplasın diyor. Hani o hesaplamalarla %19 olmasına rağmen biz %11 mi aldık bu yıl için? Yani %5 artı 7. 5 artı 12 almışız. Yani çok yani enflasyonun değil mi? 12 de yetmiyor aslında. Ya diyorum %19 resmi bakın. Yani benim 24 yaşında olduğum verisini veren TÜİK'in hesaplamalarına göre bile %19'dan aşağı olmaması gereken bir ücret artışı ile şimdi öğretmenlerimiz işte tablo burada. Ben de şimdi Romanya'daki o öğretmen gibi ağlayayım mı? Ağlayalım mı? 3 tane çocuğumuz da hepimizin çoluk çocuk geçindirecek. Şimdi zaten markete girdik az önce. İnanın ya aldığım sadece ne biliyor musunuz? Ya temel ihtiyaç. Ona dokunmayacaksın zaten aldım. Ya. Aldım. Ne yapayım? Mecburum çok, yani. Çok kötü. 300 lira para verdik. Ya aldığım temel yağ, şeker, tuz, deterjan bitti. Ne yapacağız? Vallahi şimdi bizim Edirne'de çalışan arkadaşlarımız var. Hafta sonları sosyal medyalarından paylaşım yapıyorlar. Diyorlar ki Edirne cumartesi, pazar günü doluyor. Bulgaristan, Yunanistan'dan insanlarla doluyor diyor. Marketlere saldırıyorlar bu insanlar diyor. Saldırıyor derken marketlere alışveriş yapmak üzere dalıyorlar diyor. Ellerindeki avrolar doğal olarak değerli. Leva, Bulgar levası evet. 6 lira. Bakın bir leva 6 lira. Ki bu bahsettiğimiz dönemde yine 1 lira 2 levaydı. Şimdi 1 lira 6 leva. İşte bunu artık ekonomistler düşünecek ama biz işin mağduruyuz. Biz i̇lk sabit gelirliyiz. İlk ekonomist değilim şu anda. Bu, yani bu problem çözülmez. Yani gerekirse bir ekonomi kitabı yazarız bu konuda ama yani ben, yazsak ne olur? Ben ekonomi herkes için yani yazsak. Tablo ortada işte tablo ortada. Buradan nasıl bir ekonomi kitabı yazarsak yazalım. Evet. Biz olayın mağduruyuz. Yani biz evet, öğretmen biz olarak mağduruyuz maalesef. Bu tablonun mağduruyuz. Biz mağduruz, çocuklarımız mağdur. Bizi bırakalım. Yani tamam ben diyorum ki evet bu seviyede ücret alan bir insanım. 6 bin lira seviyesinde ücret alan. Çok çalışırsam da 1000 lira civarında ek ders alan bir öğretmenim yani. Diyorum ki tabi bu bana yetmiyor. Ama diyorum ki ücretli öğretmen var. Değil mi? Öyle diyorum ben. Asgari ücrette çalışan işçi var. Atanmayan öğretmen var. İşsiz var. Emekli mesela emeklilik sistemi de değiştirildi. İnsanlar bunun da farkında değiller. Eskiden mesela insanlar emekli oluyorlardı. 5 bin lira maaş alırken 4 bin lira civarında emekli maaş alıyorlardı mesela. Şimdi adam 5 bin liradan emekli oluyor. Bir bakıyorsun 1500 lira emekli maaş alıyor. Diyor ki ben niye bu kadar az alıyorum? Çünkü emeklilik sistemini de değiştirdiler. Aylık bağlama oranı diyorlar ona. Abo. Değiştirildi. Aylık bağlama oranlarını da değiştirdiler. Yani bir veri daha var mesela. Türkiye'de asgari ücretle çalışan yani emeğiyle geçinen İşçi sınıfı dediğimiz işçi kategorisinde olan işçi sınıfı insanların %60 küsürü artık asgari ücretle çalışıyormuş. Ben gençlik zamanlarımda hatırlıyorum mesela asgari ücret dediğin zaman istisnai bir durumdu.
Yani bir işçi bir fabrikaya girdiği zaman bugün asgari ücret 3000 liraysa 3000 liraya girmiyordu. 4000 alıyordu, 5000 alıyordu. Bazıları asgari ücretle çalışıyordu. Yani toplumun ya da çalışan nüfusun %10'u civarında bir nüfus asgari ücret alıyordu. Evet. Şimdi toplumun emeğiyle geçinen bölümünün %60 küsürü asgari ücrete mahkum edilmiş. Evet. Yani insanlar markette bir kasiyerlik bulduğu zaman asgari ücretle, lokantada bir servis elemanı görevi bulduğu zaman, işi bulduğu zaman asgari ücretle buna sevinir duruma geldiler. Ama bir taraftan da hani şey diyorlar ya, ya tamam asgari ücret bu seviyede, insanların durumu bu seviyede ama telefon var ellerinde. 3000'lik, 5000'lik, 10.000'lik, iPhone'luk falan filan telefonlar var. Ama bir insan ömrünün önemli bir kısmını çalışıp bir araba almak, 10 ay çalışıp bir telefon almak, bu mudur yani gelişmişlik düzeyi? Avrupa'da işçi bir gün çalışıyor, bir iPhone telefon alıyor mesela. Ya da 3 gün çalışıyor, 3 günlük ücretiyle bir cep telefonu alıyor mesela kendisine. Satın alma gücü paritesi diyor ona ekonomistler. Evet. Evet, satın alma. Sen gücü... kaç gün çalışarak bunu alabiliyorsun mesela? Bu telefon eğer o dediğimiz telefondan ki öyle bir telefon değil de öyle olmuş olsaydı ben kaç ay çalışarak bu telefonu alabilecektim? Mesele bu aslında. Burada bir ekleme yapacağım. Ondan sonra devam ederseniz daha iyi olacağını düşünüyorum. Memur Sen biliyorsunuz yetkili sendika. Memur Sen'e verilerine göre Türkiye'de açlık sınırı, siz az önce ne kadar maaş alıyorum dediniz? 6000. 6000, 7000. Memur Sen'in verilerine göre, resmi verilerine 8263 lira açlıksınız. Siz şu anda açlık sınırının altındasınız. Türk İş, bu da işçileri belirleyen ve işçiler için önemli bir biliyorsunuz sendika, en büyük sendika hatta. Ona göre de 9457 lira açlık sınırı. Şimdi şunu söyleyelim. Biz şu anda açlık sınırının altındayız. Öğretmenler gününe özel öğretmenlerimiz işte açlık sınırının altındayız. Daha fazla bilmiyorum, hani çok şey söylenebilir ya aslında ama. Şöyle tabii açlık, ya karnınız doymuyor mu kardeşim diyebilir mesela. Evet, karnımız doyuyor. Ama açlık sınırı derken bundan bahsetmiyoruz biz. Yani yaşam standartımızı... bir insanın karnı doyar. Pancar çorbası yaparsın, doğru, karnın doyar. Evet. Isırgan otunu toplarsın, lapa yaparsın, yanına bir ekmek kırarsın, karnın doyar. Ama bu senin tok olduğun anlamına gelmez. Senin ihtiyacın olan vitamini, proteini, minerali yeterince almış olduğun anlamına gelmez. Yani et alabiliyor musun? Doğru düzgün kahvaltı yapabiliyor musun? Bu gösterge buna bakar, açlık sınırına buna bakar. Ama garabet değil mi bu? Memur Sen, yetkili sendikamız, Memur Sen. Evet. Açlık sınırı 8200 lira olarak açıklıyor. Açıklıyor. Bugün göreve başlayan kadrolu atanmış bir öğretmenin maaşı 6000 lira değil. Değil. 6000 dahi değil. 4800 lira maaşı var. 4800. O zaman bunun için mücadele vermesi gerekmez mi Memur Sen'in? Yetkili sendika olarak bizim arkadaşlarımızın da çoğunluğunun bir şekilde üye olduğu sendikanın bu 8 en kötü ihtimalle bir öğretmenin 8200 lira alması için mücadele etmesi, meydanlara inmesi, sesini gür bir sesle haykırması gerekmez mi? Etmiyor. Neden etmiyor? Çünkü Türkiye'de sendikal kriz var. Sendikaların krizi var. Sendikaların iki krizi var. Bir, siyasi parti yandaşlığı sendikalarda kriz yaratıyor. İki, sendika yöneticilerinin zenginleşmesi problemi. Yani ben eğitim... Yetkili sendikanın başkanı, siz de genel sekreterlik yaptınız. Bu yetkili sendikanın başkanı altında milyonluk Audi'si falan var. Onları geçtim. Evet. Aylık maaşı ne kadardı Hikmet Bey? Kendileri açıklamadılar ama ısrar edildi. 34 bin lira olduğu en son ortaya çıktı. Yetkili sendikanın genel başkanın maaşının 34 bin lira. O bir öğretmen yani, senin gibi, benim gibi. Ama aynı zamanda devletten maaşını ve ek dersini tam olarak alıyor. Onun almıyor. Harici, almıyor. 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 Şöyle oluyor. Sendika genel merkezine seçildiği zaman 4688 sayılı sendika kanununa göre bir dilekçe yazıyor okuluna. Diyor ki ben şuraya seçildim. Burada mazbatam, seçim sonuçlarım.
ben bu görevim boyunca aylıksız izne ayrılacağım diyor. Devlet onun sigortasını daha yatırmıyor. Emekli keseni daha yatırmıyor. Tamamen sendika karşılıyor. Bunun tamamını sendika karşılıyor. Ben de bu böyle oldum. Ama ben, bizde sistem şu. Ya biz üyemizin parasını harcarken dikkatli harcıyoruz. Sendikamızın yöneticilerini zenginleştirmemek için diyoruz ki ben okuldan hangi maaşla ayrılmışsam o maaşı sendikamdan alacağım. Devlet öğretmenlere, kamu çalışanına %4 zam vermiş ise ben sendikamdan %4 zam alacağım. Ama bu beyefendiler, bu yetkili sendikanın genel merkez yöneticileri altlarında sendikaya ait milyonluk arabalar olduğu gibi aynı zamanda öğretmenin 5-6 katı maaşı alıyor, cebine koyuyor. Bununla kalsa Cumhur Bey, yani bununla kalsa, bununla kalmıyor. Bunlar geziyor, yiyor, içiyor, 5 yıldızlı otellerde kalıyor. Ankara'ya dayısı, amcası, bir partinin ilçe teşkilatı geliyor. Onları da yediriyorlar, içiriyorlar. Bunları da sendikaya fatura ediyorlar. Temsil ağırlama kalemi altında, adı altında. Bunları da sendika ödüyor. Yani sendika ödüyor derken, üye de benim o sendikaya üye olmuş öğretmen arkadaşım ödüyor. Yoksa sendika dediğin şey yani, budur yani. Oldu aydın, da evet. Akkuş'ta o sendikaya üye olmuş. Her ay maaşından 30-35 lira o sendikaya para aktarılan arkadaşımızın parasıyla böyle bir saltanat sürülüyor. Tabii buradan doğru bir sendikacılık çıkmaz ki öğretmen 8200'ün altına düşmesin. İkinci kriz siyasal parti krizi. Yani sendikaların bir siyasi partiye bağlı gibi çalıştığını düşünebiliyor musun? Evet, görüyoruz da düşünmüyoruz artık. Türkiye'de bunu görüyoruz mesela. Bugün memursen herkes biliyor. Bütün kamuoyu iktidarın yanında duruyor. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız gidiyorlar onların kongrelerine konuşma yapıyorlar. Onlar alkışlıyorlar bunları. Ama 8200 açlık sınırı olarak açıklıyor. Kendilerini 8200'ün altında bir ücrete mahkum eden, onları açlığa mahkum eden, açlık sınırının altında yaşamaya mahkum eden yöneticileri bu arkadaşlarımız gidiyorlar, güzel güzel alkışlıyorlar. Olay bize de oluyor. O sendikaya üye olmadığımız halde biz evet. de ondan etkilenmiş durumdayız. Ama bir taraftan da başka bir kriz var. Sadece bu yetkili sendikada değil, yetkiyi alacağım diyen başka bir sendika var. Onunla yarışmak isteyen başka bir sendika var. Bugünlerde kongrelerini yapıyorlar mesela. Aday olma diye değil mi? Bir parti, Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı olan partinin genel merkezi Ordu'daki, Giresun'daki, Erzurum'daki, Samsun'daki bir sendikanın şube seçimlerine müdahil oluyor. Diyor ki Cumhur sen aday olamayacaksın diyor. Aday olursan topuna sıktırırız diyor mesela. Ki sıkıldı. Samsun'da yanılmıyorsam dövüldü. Okul bahçesinde yani. Mevcut şube başkanı hayır diyor ben aday olacağım diye çıkıyor. Seçim yapacak yere gidiyor ve dövülüyor orada. Ve adaylıktan çekiliyor. Çok ilginç. Evet çok ilginç. Yani o zaman bu sendika mücadelesinden ne bekleyeceğiz ki? Siyasi parti yani iktidarın parçası olan siyasi partiler bugün iki tane çok üyeli büyük çok üyesi olan çok büyük dediğimiz iki memur konfederasyonunu bu iki Cumhur İttifakı parti yönetiyor. Ve ne yazık ki biz hala 8200 seviyesini görmekten çok uzaktayız. Hala açlık sınırında yaşamaya mahkumuz. Evet. Meselemiz bu. Meselemiz bu. Şimdi yaklaşık bir saati buldu. Bir saattir konuşuyoruz. İzleyicilerimiz bu öğretmenlerin işi gücü para ama da para konuştular şeklinde düşünebilirler. Bu konuyu şöyle açıklamak istiyorum. Bizim maaşlarımız yaşam standardımızı belirliyor. Yani bizim gidebildiğimiz ya da gidemediğimiz tiyatroya, bizim çocuklarımızı nasıl yetiştirdiğimize, nasıl beslediğimize, kendimizi nasıl yetiştirdiğimize, nasıl belirlediğimize. Yani aslında bizim yaşam standardımıza. Biz burada Hikmet Hocam'la neyi konuştuk? Biz burada aslında konuştuğumuz para değildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti birlikte çalışarak çok önemli miktarlarda Avrupa'nın birçok ülkesinin daha ilerisinde bir katma değer üretiyor. Yani bir zenginlik üretiyor. Bunun içinde biz de varız ve en büyük pay bizim. Yani en büyük pay olmasa bile
önemli bir pay bizim. Biz bilimsel ilk 20, evet, dünyanın en büyük ilk 20 ekonomisten bir tanesi. Evet. Şimdi bu hani meşhur bir laf var ya, Emin Çapa dile getiriyor. Kapitalizm nedir diye soruyorlar. O da diyor ki para varsa zenginler bölüşür, borç varsa fakirler öder. Hani biraz buna benzeyecek ama bizim derdimiz ülkemizin gelişimi için ortak ürettiğimiz gücü, ortak ürettiğimiz zenginliği bölüşürken biz de payımızı tam alalım. Biz de haklarımızı, isteklerimizi ortaya koyalım. Biz bunun derdindeyiz. Biz bunun emeğini vermeye çalışıyoruz. Hiçbir kişi, hiçbir grup, parti, zümre bizim düşmanımız ya da dostumuz değil. Biz ekmeğimizin derdindeyiz. Biz ekmeğimizin kavgasındayız. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Şimdi programın da sonuna geldik. Son bir OECD belgesini daha söyleyeceğim. Burada da bir uyarı olacak. Yine öğretmeniz, öğretmenlik mesleğinin gereği olarak biliyorsunuz planlama çok önemlidir öğretmenlik mesleğinde. Şimdi OECD'nin yaptığı araştırma var elimde. Bunu yansıtmadım. Öğretmenlerin yaş gruplarını anlatıyor arkadaşlar. Burada 30 yaş altında, 30-49 yaş arasında ve 50 yaş üzeri. OECD ortalamasını söylüyorum. 30 yaş altında %11, Türkiye'de %18. Bizim 30 yaş altımız daha fazla. 30-49 yaş arası Avrupa, yani OECD ortalaması %50, bizim %69. Bak, %69. 50 yaş üzeri OECD ülkelerinde 35, bizde 16. Şimdi Cumhur Hocam, bunu niye paylaştın? Nedir bu? Bu şu, bu biraz popülist davranmayın demek. Bakın, %69'u 30-49 yaş arasında, %16'sı da 50 yaşın üzerinde. Yani emekli olacak öğretmen sayısı az. Siz bir planlama yapacaksınız. O zaman eğitim fakültelerini artık öğrenci sayılarını düşüreceksiniz. Çok yani popülist politikalardan uzaklaşacaksınız. Gençlerin umudunu almayalım. Gençlerimizin umudunu. Ne yapacağız? Şimdi yüzde, bakın, 30-49 yaş aralığında Türkiye'de %69. Yani 50 yaşın üzerinde %16. Yani bu şu demek. Senin önümüzdeki 10 sene içerisinde senin emekli olacak öğretmen sayın çok az. Sen bu planlamayı ne yapacaksın o zaman? Biraz daha düşüreceksin. Eğitim fakültelerinin sayısını azaltıp kalitesini arttıracaksın. Yani bilimsel, Hikmet Bey'in söylediği gibi, rektörümüz çıkıp öğrenci başına orduya getirecek geliri değil, öğrenci başına ne kadar yatırım yaparsak biz daha kaliteli insan yetiştiririz, geleceğimizi daha iyi yapacak insan kaynağını yetiştiririz diye düşünmeliyiz. Bunları söylemeliyiz. Bizim derdimiz bu. Biz eğitimciyiz. Yani kitapta yazamıyoruz ama biz eğitimciyiz. Eğitimle bu ülkede birçok sorunun, yatırımın insana yapıldığı zaman birçok sorunun çözüleceğine inanıyoruz. Bu konuda da, evet, Hikmet Bey neler söylemek istersiniz? Şöyle, programımızı da yavaş yavaş aklın yolu kapatalım. Aslında bir kere eğitim, öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik planlamanın doğru yapılması gerekiyor. Biz mesela sendik olarak şunu öneriyoruz. Her ile üniversite ve her üniversite eğitim fakültesi sisteminden vazgeçin artık. Bir, eğitim fakülteleri uygulamaları yerine eğitim üniversiteleri kurun. Belli başlı şehirlere, büyük şehirlere. Atıyorum, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nin içerisinde bir eğitim fakültesi değil. Ankara'da Gazi Eğitim Üniversitesi atıyorum. İstanbul Eğitim Üniversitesi, Bursa Eğitim Üniversitesi gibi üniversiteler kurun. Eğitimcileri burada eğitin, burada yetiştirin. Hem bu size öğretmen yetiştirme kalitenizi artıracaktır. İkincisi, öğretmenleri mesela başladıktan sonra şöyle oluyor. Biz 4 yıllık eğitim alıyoruz. Yüksek lisans da yapıyoruz. En fazla işte 6 yıl eğitim aldığımızı düşünelim yüksek lisansla beraber. Mesela başladıktan sonra atanıyoruz Erzurum'un bir köyüne ya da Çankırı'nın bir kasabasına atanıyoruz. O aldığımız, eğitim fakültesine aldığımız, üniversite aldığımız eğitim heybemizden çıkartıp harcıyoruz. Bir 10 yıl sonra bakıyoruz ki heybemizde artık
bir şey kalmamış. Giderek Ünye'de bir normal vatandaşa dönüşmüşüz. Çankırı'da normal bir köylü vatandaşa dönüşmüşüz. Konuşmamız da onlara benzemiş. Çağın gerisinde kalmışız. Çağın gerisinde kalmışız. Şimdi o zaman bizim hizmet içi eğitime ihtiyacımız var. Öğretmenlerin hizmet içi eğitime ihtiyacı var. Şunu söyleyeyim, öğretmenler kendilerini yetiştirmeye çalışan çok ciddi sayıda öğretmenimiz var. Ama hizmet içi eğitimlere inanıyor mu öğretmenler? İnanmıyorlar. Çünkü hizmet içi eğitim yapılıyor. Kurmuşlar Türkiye'nin deniz kenarlarında hizmet içi eğitim enstitülerini. Öğretmen biliyor ki buraya gidersem gün içinde 2 saat yalandan yere 2 ders anlatırlar bize. Ondan sonra da şortumu giyerim, orada tatilimi yaparım. Bunu kim söylüyor? Bunu bize Milli Eğitim Bakanlığı yaptırıyor yani. Şimdi diyoruz ki bu sistemden vazgeçin, eğitim üniversiteleri açın ve hizmet içi eğitim enstitülerini de kamp merkezi gibi düşünün, planlayın ve ihtiyacınız olan eğitmenleri o üniversiteler size sağlasın. Akademik çalışma yapılsın orada değil mi? Akademik çalışmalı, evet. Öğretmenler akademik çalışmalı. Uygulamalı, pratiğe yönelik, atölye çalışmasına yönelik uygulamalı eğitimler yapılsın ve bu eğitimleri de bizlere o eğitim üniversitelerinde yetişmiş, kendini gerçekten akademik anlamda yetiştirmiş hocalar versin. Ama ne oluyor? Şimdi hizmet içi eğitim çalışması diye yalandan yere öğretmenleri bir araya topluyorlar. Bir tane şube müdürü veya bir okul müdürüne bir slide program veriyorlar. Yaptık mı? Yaptık. İstatistiğe yansıdı mı? Yansıdı. Ünye'de şu kadar öğretmen eğitimden geçirildi mi? Geçirildi. Mış gibi. Sonuç? Hiçbir şey. Fiyasko. Evet. Sonuç yok. O yüzden yani evet, öğretmenler olarak bizler 24 Kasım'da derdimizin sadece ekonomik anlamda seviyemizin yükseltilmesi olmadığını ifade edelim. Biz toplumun öğretmenleriyiz. Biz Fakir Baykurt'un ifade ettiği öğretmenler. O ne diyor? Öğretmen. Öğretmenin toplumu aydınlatmak gibi bir görevi vardır. Öğretmen toplum yoksullaşırken o sorunları görmeyip sadece kendini daha ekonomik anlamda ileriye götürecek talepler sunan kişi değildir. Toplumun sorunlarıyla dertlenen kişidir öğretmen. Biz diyoruz ki bu toplumda bir sorun var. Ekonomik sorun var, kültürel sorun var. Yani insanca yaşayamıyoruz. Sadece yani geçen adam ben eğitim almadım diyor, soruyor sokak röportajına. Tiyatroya gittiniz mi diyor. Sinemaya gittiniz mi diyor. Kitap okudunuz mu diyor. Yani gelişmişliğin insanın ruhsal doyuma da ihtiyacı var. Gelişmişliğin seviyelerinden bir tanesi de bu. Tamam, para alıyorsun. Çok para kazanıyorsun. Müteahhitsin. Günde 100 tane daire satıyorsun. Peki ne yapıyorsun? Bu parayla ne yapıyorsun yani? Nasıl bir hayat sürüyorsun? Evet. Ya meselemiz budur yani. Biz öğretmen olarak öğretmenler gününde kendimiz için değil, bu toplumun tamamı için insanca yaşanılabilir bir ülke talep ediyoruz. Evet. Toplumun atanmayan öğretmenler için atama talep ediyoruz. Asgari ücretle geçinmek zorunda kalan insanlar için açlık sınırının üzerinde bir ücret talep ediyoruz. Kendimiz için de talep ediyoruz. Toplumun diğer kesimler için talep ediyoruz. Evet, o anlamıyla tabii veliler de şöyle düşünmesinler. Yani eğitimcinin tek kaygısı olmuş para pul meseleleri. Hayır. Biz sizin çocuklarınızın daha iyi eğitim almasının mücadelesini veriyoruz. Ama lütfen siz de biraz daha sesinizi çıkartın. Veliler bir örgütlenin, bir araya gelin. Okulunuzda neler yaşanıyor? Mahallenizde neler oluyor? Okulunuzun hangi sorunlara ihtiyacı, hangi ihtiyaçları var? Hangi sorunları var? Bunları yüksek perdeden dillendirin diyoruz. Ama öğrenilmiş çaresizlik durumu, toplumda ne olacak? Öğretmende de oluşmuş bu. Ne yapabiliriz ki? Neyi değiştirebiliriz ki? Algısı ne yazık ki yerleşmiş. Ama değiştireceğimiz o kadar çok şey var ki. Evet. Hepimizin çocuğu var. Ben kendi çocuklarımın geleceği adına kaygılıyım. Ama sadece kendi çocuklarımın geleceği adına kaygılı değilim. Ben bu toplumun bütün çocukları için onların geleceği adına kaygılıyım. Yani şunu biliyorum. Nereden eğitim alırlarsa alsınlar. En nihayetinde bu sistem devam ederse asgari ücretle bir işe girdiklerine sevinecekler. Ve insanca yaşayamayacaklar yani. Meselen evet. Bu. Evet. Aslında söylediğiniz gibi birçok şeyi konuştuk, birçok şeyi anlatmaya çalıştık. Zaten programımızın adı Açı Yorum olmasının sebebi de bu. Bizler herkesin gördüğü gözden biraz daha farklı olarak gerçekleri
daha yüksek sesle söyleyelim. Konuşulmayanı konuşalım. Kendi açımızdan olayları yorumlayalım istedik. Bugün de ilk olarak sağ olsun yoğun programı arasındaki biliyorum gerçekten bir araya sıkıştırdı. Sağ olsun Hikmet Bey kırmadı. İlk programda benim yanımda oldu. Bana destek verdi sağ olsun. Evet ben bu vesileyle çok mutlu oldum. Yani ilk evet. programda evet. Beni konuk alman benim için çok onur vesilesi oldu. Ben o onur bize Cumhur Hocam'ın da almış olduğu akademik eğitim, kendini geliştirme anlamında söyleyeceği çok sözü var. Yapacağı çok işi var. Evet. İnşallah Milli Eğitim fırsat verirse kendisine evet. bu camiada birçok önemli projeye kendisi imza atacaktır. Bundan yana hiç kaygımız yok. Umalım inşallah öyle olur. Olacak inşallah. Evet bu haftaki programımız bu şekilde tamamlamış olduk. Ben bizi dinlediğiniz için, bize katlandığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.